arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün görmüş olduğumuz sevimli hello kitty boyunluğu çalışacağız boyunluğumuzu uç kısmından başladık istediğimiz ölçü gelene kadar güzelce ördük örgümüz tamamlandıktan sonra üzerindeki detaylarımızı da tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi boyunluğumuz boyunluğumuzun enine bakalım Eni şöyle gördüğümüz gibi toplamda diğer kenar süslemeleri de yaptıktan sonra 17 santim uzunluğuna şöyle bakacak olursak uzunluğu ise tam bakınız yarısı 20, diğer yarısı ise tabii ki 40 santim uzunluğunda boyunluğumuz. Şöyle iki tane düğme kullandık ve e, kullanılmaya hazır hale getirdik boyunduğumuz. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet boyunluğumuzu örmek için ören bayan super baby. %100 akrilik bebek serisi ipimi kullanıyorum. 100 gram ve 360 metreden oluşmakta ipimiz. Renk numarası ise 111. Örmek için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Evet şimdi zincirimizi çekerek boyunluğumuza başlayalım. Boyunluğumuzu trabzanlarımızdan oluşan bir boyunluk olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İstediğimiz enrilikte yapabiliriz. Küçük çocuk olduğu için çok fazla enli olmasına gerek yok. Şöyle 20 tane çektim. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 tane zincirimiz yeterli. 30 zincirimizden geriye dönüşümü yapıyorum. 1 2 3 ve dördüncü zincir yuvasına geliyorum. Batarak tek seferde çekiyorum. Tekrar bir ileriye gidiyorum. Zincir yuvasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Birer birer zincirlerimi başını doluyorum ve tek seferde örüyorum. Her bir zincir yuvasına birer defa batıp tek sefer çekiyorum. ve sıramın başına kadar örüyorum. Evet birinci sıramızı boynumuzun bu şekilde tamamladım. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 ile 2'nin tam arasına bakınız. Ara gövdeyi üstte değil araya giriyorum ve çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Üstteki küçük göze değil Aradaki büyük geniş yere giriyorum ve çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ana gövdenin arasına giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar aynı işlemimi yapıyorum. Ve ilerliyorum. Başını doluyorum. Ana gövdenin içerisine giriyorum. Başını doluyorum. Bakın yani şuradaki minik göze girmiyoruz. Normalde o göz üzerinde örgümüzü devam ettiriyoruz. Ama bu örgümüzde Buradaki ana gövde arasında girişimizi yapıp çekiyorum. Biraz devam edelim. Bakın tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımızın başını dolayalım. Tek seferde alalım. Başını doluyorum. Diğer uca kadar bu şekilde örelim. Oradan tekrar geçişini yaptıktan sonra istediğimiz ölçüye kadar büyütelim. Evet birer birer trabzanlarımı ördüm. En son trabzanıma geldim. Bakınız tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yine ilk trabzanın arasına giriyorum. 1 ile 2'nin arasına giriyorum başını doluyorum. Ve sıramı bu şekilde örerek ilerliyorum ve istediğim boyuta gelene kadar işlemlerimi tekrar ediyorum. İstediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar boyunluğumu örmeye devam ediyorum. Şöyle epeyce ördüm. Zaten dümdüz trabzanlardan örmekteydik boyunluğumuzu. 1 santim bakınız buradan ve 38. Şimdi birkaç sıra daha örerek 40 santime ulaştıracağız. Şimdi birlikte örmeye başlayalım ve yakından şöyle görelim. Bakınız aralara battığımız için şu şekilde bir görüntüsü ortaya çıkmakta. Çok şık durmakta. Şimdi tığımı alıyorum ve örmeye başlıyorum araya giriyorum ve çekiyorum en son trabzanımızın her ikisinin de arasına yine başını dolayarak giriyorum tek seferde çekiyorum bir ve iki zincirimi çekip arkasını çeviriyorum örgümün tığımın başını doluyorum bir ile ikinin arasına giriyorum bakınız en sondaki şu şekilde bakınız ve tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum giriyorum tek seferde çekiyorum tığımızın başını dolayıp ileriye doğru bu şekilde devam ediyoruz tam içine batıyoruz ara noktalar şu görmüş olduğumuz bakınız ara noktaları örerek devam ettik ve şöyle güzel bir görüntü ortaya çıktı 40 santime ulaştıralım sonrasında kenarlarımızı birlikte örmeye başlayalım Boyunduğumuzun uzunluğunu 40 santim olarak ayarladık. Şimdi pembeden kenarlarını yapmaya başlayalım. Tek seferde başını dolayarak aldığımız için ikili trabzandan daha kalın ve tok durmakta örgümüzün dokusu. Şimdi yine aynı şekilde araya girerek örmeye başlayalım. Bakınız araya giriyorum. Aradan başlıyorum. Bakınız 1-2-3 iki, iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum yine araya girerek örüyorum araya girerek bakın tek seferde çekiyorum her iki trabzanımın arasına giriyorum tek seferde çekiyorum Sırasıyla, sadece bu kenarları yapıyoruz daha sonra uzun kenarlarımızı çalışacağız şimdi kısa kenarlarımızda birkaç sıra bu şekilde devam edelim pembemizi belirleyelim ilik ve düğme yerimizi ayarlayalım kenarlarda daha sonra uzun kenarlarımızı birlikte örmeye başlayalım aynı şekilde araya giriyorum şöyle derin araya bakınız uç noktaya değil başını doluyorum araya girerek çekiyorum başını dolayarak aradan çekiyorum başa kadar bu şekilde örelim Evet sonrasında birlikte dönüşümüzü yapalım. Evet son araya girdim. Bir iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ilk aranın içerisine bakınız bir ve ikinci trabzanın tam arasına girerek tek seferde örüyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki sıramızı örüyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki sıramı örüyorum ve bu şekilde uca doğru geliyorum. Üçer sıra pembe kenarlarımızı ördüm. Bir tanesini ördüm, diğerine de aynı şekilde başladım. 3 sıramı tamamladım. 3 sıramızı tamamladıktan sonra 1, 2 geri dönelim. Hemen bu kez başını dolamadan, yandaki trabzanı şu şekilde batıyorum ve bir sonrakinin tepesine batıyorum ve sık iğne yaparak ilerliyorum. 1 2 3 4'üncüye battım ve bir tane düğme yeri açmak istiyorum. İliğimizi 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. 1 2 atlıyorum. 3'üncüye gelerek batıyorum ve arada sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Diğer uca da aynı şekilde iliğimizi açalım. Şöyle baktığımız zaman eşit miktarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7, de, 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve atlıyorum 1, 2, 3. batıyorum. Diğer trabzanlarımı da sık iğne örerek sona doğru geliyorum. En son batıyorum. Evet şu şekilde zincirden iki tane iliğimizi de açtık. Bir başlangıç tarafına doğru, bir de bitiş tarafına doğru ve bu şekilde ilik kısmımızı da tamamladıktan sonra uzun kenarlarımızı örmeye başlayalım. Uzun kenarından sonra koparmıyorum bakınız ipimi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir tane ileriye gelerek batıyorum ve tığımın başını doluyorum. İlk başlangıçtaki örmeye başladığımız trabzanımızın arasına giriyorum ve trabzan örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüyorum şu şekilde bir kenar yapıyorum ve bu en son 5. trabzanımı her iki çizginin arasına gelerek batıyorum yani her iki sıramızın arasına battım Tığımın tekrar başını doluyorum buradaki iplerimizi tabi keseceğiz çok daha güzel görüntümüz çıkacak tığımın başını doluyorum bir ileriye bakınız bir kutucuğu hemen araya batmıştık o kutucuğa değil bir sonraki ikinci sıradaki kutucuğun içerisine giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yine örüyorum ve ileriye doğru gidiyorum hemen araya giriyorum bakınız şu şekilde aranın üzerine trabzanımıza batalım ve geçelim tığımın başını doluyorum hemen bir hemen yanı başındaki kutucuğa değil bir sonraki kutucuğun içerisine 5 tane trabzanımızı doldurmaya başlayalım şöyle başını doluyorum bir kutucuk atlıyorum diğer kutucuğun içerisindeyim 1 2 3 ipimi yaralamayım 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yine ördüm. Hemen uygun bir araya şöyle giriyorum. Ya şu şekilde çekebilirsiniz daha az e, örgü görüntüsü oluyor. Tamam başını doluyorum. Bir kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğa yine 5 tane trabzanımı dolduruyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Uzun kenarımızın bir tanesini bu şekilde tığladım. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafa yine uçtan tığımı batırarak başlıyorum. En uç noktaya yine düz yönünden örüyorum. Ve hemen yanındakine sık iğne olarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tıpkı burada yaptığım gibi bakınız ilk beyazın içerisine giriyorum. Şöyle iplerimi de alıyorum. İlk beyazın içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum ve aynı sırayı takip ederek karşılıklı herhangi bir şekilde bozukluk olmadan her ikisini de örüyorum 4 ve 5. trabzanımı da örüyorum her iki karşılıklı uyum içerisinde kenarlarımızı tamamlayalım hello kitimizin kulaklarını örmek için ilk önce şöyle sihirli halkamızı yapalım en kolay şekliyle tığımı alıyorum bakınız 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum halkamı parmağımdan çıkarıp elime alıyorum şu şekilde biraz parmağımızdan yani küçültürsek örmesi daha kolay olur tığımın başını doluyorum trabzan olarak örüyorum ikili trabzanımızı zincirimle birlikte 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzan yap yapalım yeterli 8 trabzan sıkıştırıyorum sıkıştırıyorum güzelce ve birinci trabzanla 8. trabzanımı şu şekilde yaklaştırıp birleştiriyorum Evet birleştirme işlemini yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakınız hemen şöyle bükülmeye başladı. Zaten istediğimiz şey e, kulağımızın bükülmesi. 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen dibine bir tane batıyorum. Ve bu sıramızda bir tek bir çift olarak örüyoruz. Çift olarak ördüm. Yandaki trabzanımı tek olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. Yani ikinci sıramızı bir çift bir tek bir çift tekrar sıradakini tek olarak örüyorum. Yani tek çift tek çift olarak sıramızı tamamlayalım. Bir tek bir çift olarak kulağımızı ördük. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Burası düz yönümüz. Şimdi bir iki üç tane zincirimi çekiyorum. Her trabzanımın üzerine bu kez bir tane trabzan örüyorum. Ve kulağımızı 3 sırada tamamlıyoruz. Eğer ipimiz ince, tığımız ince küçük olduysa bir sıra daha dolanabilirsiniz. Şimdi bittikten sonra santim olarak ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakınız bu kez hepsini birer birer örerek tamamlıyorum. Birer birer bakın her trabzana bir tane giriyorum ve sıramızı tamamlıyorum. Çift örmüştüm aşağıda bir tek bir çift olarak örmüştük bu sıramız ise tamamen birer trabzan olarak ördük dar olduğu için alanımız şöyle görmek ihtiyacı hissediyoruz tığımızı batacağımız yeri ve başlangıç yerimi bir tane son trabzanımı örmüşüm hemen birleştiriyorum bakınız dar olduğu için bir de beyaz şöyle bir tane de zincirimi çekiyorum çeviriyorum kulağım bu kadar yeterli hemen ölçüsüne bakalım 3 santim 3 santim eğer 3 santimden biraz daha küçük olduysa 3 santim olana kadar uzatabilirsiniz ya da e, zevkinize göre kullanacağınız örgünün büyüklüğüne küçüklüğüne göre biraz daha büyük biraz daha küçük olarak da ayarlayabilirsiniz. Şimdi ipimi kesiyorum. İpimi biraz büyük kopartıp bakınız iki kat olarak yaptığımız için e, kulağımız şöyle dik durmasını istediğimiz için hemen birazcık daha ipimizi fazla koparıp şöyle girişimizi yapalım. Bakınız kopardığım yeri ipimi geçiriyorum kulaklarımızı önce kapatmak istiyorum bakınız dıştaki ilmeğimizle bu taraftaki dıştaki ilmeğimizi alıyoruz ve kapatıyorum dıştan ve karşıdaki dıştan yine alıyorum kapatıyorum karşılıklı dıştan birer birer kulaklarımızın ilmeklerini alarak kapatıyoruz dışarıdan diğerinde dışarıdan sırası ile ilerliyorum. Ve en son geri geldim. Evet kulağımızın ön hazırlığını bu şekilde yapıyoruz. Şöyle biraz da çekebilirsiniz. Şu şekilde ortaya doğru da toparlanmasında hiçbir beis yok. Hatta daha hoşluk katmakta. Hello kitimizin gözünü örmek için siyah ipimi parmağıma doladım. Yine sihirli halka yaparak başlamak istiyorum. Üstünden ipimi geçiriyorum. Alttan dolaştırarak yine parmağımın üzerinde çarpımı oluşturup çarpanın tam üzerine elimi koyuyorum. Aradan giriyorum. Elimle bakınız buradan bastırırken alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra Halkayı parmağımdan çıkarıp diğer ilmeğe tutuyorum. Bakınız. Sonra tığımın başını dolayarak içine giriyorum ve kaç tane trabzan örmem gerekiyorsa o kadar trabzanımı örmeye başlıyorum. Şu an 3 oldu. Bakınız. 1 2, 3. Devam ediyorum. Aynı halkanın içine girerek 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzan gözümüz için yeterli yeterli olduktan sonra bu kısa sallanan ipimizi çekmeye başlıyorum ve halkamızı kapatıyoruz güzelce sıkıştırıyorum sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra diğer trabzanlarımı şöyle bir rahatlatıyorum şu şekilde ileri geri ayarlama yapıyorum ki son trabzanımızda ilk trabzanımız birleştiğinde asılma olmasın tekrar arkasını çekerek düzelttim şimdi trabzanımı birleştiriyorum tığımın başını girdirdim kapadım Evet gözümüzü oluşturduk bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz ve Hello Kitimizin Diğer gözünü de aynı şekilde yapıyoruz. Hello Kitty'min burnunu örmek için bu kez sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimle örmeye başlıyorum. Yine halkamızın içerisinden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Halkamı elimden çıkarıp yuvarlağımın içerisine giriyorum ve örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm ipimi çekiyorum minik ipimi arkadan sıkıştırıyorum elimle şu şekilde bir yerleştirmesini yaptıktan sonra tekrar sıkıştırıyorum İlk başladığımız zincir çekerek başladığımız trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde kapatıyorum ve bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve hello kitimin minik burnunu da bu şekilde tamamlamış oluyorum hello kitimizin kurdalesini örmek için şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi çekiyorum kurdalimi yapmak için ve geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve kalan diğer zincirlerimi birer birer örerek uç noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi kurdalimizi de hazırlayalım birer birer ilerliyorum 3 sıra toplamda örelim şöyle başa kadar gelelim başa kadar birer birer örerek geldim şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum Arkasını çeviriyorum ve tığımın başını dolayarak trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Uç noktaya kadar geldikten sonra yine kenarda iki zincirimizi çekip bir üçüncü sıramızı da örerek Hello helokitimizin kurdalesini tamamlayalım. Tam üç sıra ördükten sonra bir tane zincirimizi çekelim. Şu şekilde uzunca yani çok uzun değil dikecek kadar. Keselim ve tığımızı şu şekilde çekelim ve zincirimizi de kapamış olalım hem de dikmek için ipimizi de hazırlamış olalım. Evet, kurdalemiz bu şekilde tamamlandı. Boyunduğumuzu karşılıklı uyum içerisinde kenarını da çok güzel bir şekilde tığladıktan sonra üzerlerine Hello Kitimizi dikmek üzere şöyle bükelim. İlik yerimiz şu şekilde yukarıda olsun ve kenara getirelim bakınız ilik yerimiz burada şöyle bükelim ileğimizi tam dönecek şekilde ayarlayalım şöyle birazcık daha geriye çekebiliriz daha istersek tabii ki daha da çekebiliriz bu şekliyle bile gayet şık bir boyunluk oldu şimdi kulaklarımızı ördüm gözlerimizi kulaklarımızı dışarıda taşırmadan gövdemizin içerisine şöyle içlerine şu şekilde dikerek birazcık daha küçültüp şöyle sivretelim gözlerimizi yerleştirelim yine e, kurdalimizde büküp ayarlamasını yaptıktan sonra burnumuzu ve bayıklarına da kenarlarına dikelim ve hello kitty'li boyunluğumuz da bu şekilde hazır olsun. İki tane de dilediğimiz büyüklükte yani ilimize de uygun olabilecek düğmemizi de diktikten sonra boyunluğumuz tamamlanmış olacak. Şimdi bu kulaklarımızın kenarlarını güzelce dikip yerleştirmeye başlayalım. Kulağımın bir tanesini dikmeye başladım. Bakın şöyle ortaya doğru dikerken asılalım ve kulağımızı toplayalım. Bir tane dışarıdan, bir tane. İçeriden şekliyle dikelim. Diğerini birlikte dikmiştik. Şimdi bakın şu şekilde asılıyorum. Tabi buraya dikerken de ayarlamamızı yapabiliriz. Evet şimdi şöyle elimle de düzeltiyorum. Dikmek istediğim hedefimi belirlediğim noktaya geliyorum. Elimi altından tutarak bakın şu şekilde güzelce dikiyorum. Diğer kulağımızı da güzelce ayar yaparak dikelim. Çapkamızı dikmekten bakın daha kolay. Elimizle her yere ulaşabilmekteyiz. Evet yeterlidir bu kadar. Hemen arkasını çevirip şu şekilde düğümümüzü atalım. Ve diğer kulağımızı da aynı şekilde karşısına dikelim. İki tane kedicikle düğmelerimi diktim. Şimdi kurdeleğimizi dikmeye başlayalım. Kurdeleğimizin üzerinden uzun ipimizi ayırmıştık şu şekilde. Ortaya doğru gelelim. Tam ortalayalım. Tam ortaladıktan sonra aşağıya doğru inelim. Ortaladığımız yerden terler gibi tıpkı en alt kısma iniyorum. En alt kısma indikten sonra şu şekilde büzüyorum. Şurayı da tabii ki. Ve etrafına büzme işlemimi tamamladıktan sonra ipimle şöyle etrafında dolaşalım. Elimizle kurgalimizi şekillendirdikten sonra iğnemle bakın nerede kaldıysam oradan şu şekilde bir sağlamlaştırma yapalım bakın sadece içinden geçtim. Bu kısma dikmek istiyorum. Çünkü yeterince o tarafta pembelik yoğun. Bu kısımda hemen kulağımızın dibine dikmek istiyorum. Batıyorum. Arkadan geçiyorum hemen uygun bir şekilde. Dışarıya taşmadan dikiyorum hemen kulağın önüne. Evet birkaç tane daha dikiş atalım tamamlayalım. Gözlerimize de şöyle ayarlamalarımızı yapalım. Şu şekilde istediğimiz noktalara gelsinler. Burnumuzu da şöyle oval yapalım. Evet şimdi gözlerimizi dikmeye başlayabiliriz. İpimi şu şekilde taktım. Hemen altından giriyorum. Elinizi de dilerseniz hemen şöyle sadece ipimi çekiyorum ve hemen bir tane daha geçişimi yapıyorum ve yuvarlaklar çizerek gözümü dikiyorum. Diğerlerini şöyle alalım. Elimizin altında kalabalık yapması. Diğer gözümüzü de aynı bu şekilde yerleştirelim. Kenarlarından dolaşarak dikelim. Şuradaki bakınız fazla ipimizi hemen gözümüzün altına yerleştirelim. Dışarı çıkmasını engelleyelim. Görüntümüzü bozmasın. Kurdelemizin kenarından kurtarıyorum ipimi. Evet. şuradaki alt dikmediğim yerleri de dikip tamamlıyorum. Diğer gözümüzü de bu şekilde dikip tamamlayalım. Minik gözlerimizi de diktikten sonra minik burnumuza geldi. Dilersek şöyle yapıp ovalleştirebiliriz. Dilersek yuvarlak dikebiliriz. Ben boyunlukta oval kullanmak istiyorum. Şöyle elimle ayarlıyorum ve başlıyorum bakınız dikmeye. Ortalayarak gözlerimizi Yerleştirdikten sonra dilerseniz bu şekilde bu şekilde riskli derseniz hemen elimizi altını alarak dikmeye başlayabiliriz. Nasıl kolayımıza gelirse bakınız. Çok kolay dikilmekte sevgili arkadaşlar. Hiç problem yapmayın. İğnemiz uygun olduktan sonra. Evet. Arkasını çevirip düğümümüzü atıyoruz ve burnumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sıkıştırıyorum. Tamam. Boyunluğumuzdaki bıyık çalışmamı da yaptım. Burnumu diktikten sonra bakınız bir tane sıramızı atladım. Tam ortalayarak şu şekilde tığımı batırıyorum. 1 2 üçüncü sıraya gelerek batıyorum. Üçüncü sıraya gelip battıktan sonra yana doğru çıkıyorum. Yana doğru biraz içten giriyorum. Burnumuzun yakınına yani biraz önceki siyahı battım tam aynı yerine değil birazcık yakınına batıyorum. Geliyorum. Tekrar birazcık daha ilk batmış olduğum yerin yakınına geliyorum. birazcık daha bu tarafa doğru çıkıyorum şu şekilde bayıklarımı da dikmiş oluyorum daha sık sık da işleyebilirsiniz dilerseniz nasıl hoşlanırsanız o şekilde yapabilirsiniz düğümümü atıyorum arkadan bir tane daha sağlamlaştıralım ve keselim Evet sevgili arkadaşlar bütün aşamalarına birlikte çalıştığımız Hello Kitty'li boyunluğumuzun sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.